Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Bizlere sorarsanız bizler de iyi, çok şükürler olsun. Şu Hüsnü'nün biz yine iş başındayız. Böyle. Çalışmaya devam, merhaba arkadaşlar. Çalışmaya devam. Hoş geldiniz. Çalışmaya devam, ne yapalım? Evet, sabah kahvaltısı hazırlayacağız beraber. Çuvalları koyuyorum ki. Üstüne de hasırı koyacağım şimdi. Güzelce. El birliğiyle işimizi yapacağız şu Hüsnü'yle. Hocam doldu fazla. Yeter o. Yeter mi? Yeter, çok alıyor safta suyu. 15 litre alıyor. Evet. Hemen hasırı da atayım şu usta. İşimiz bu. Bu sabah da bayağı bir yağmur yağdı. Dedik yağmur yağacak, bahçeye gidemeyeceğiz herhalde. Ama sonra durdu. Irmağın üzerinden duman da kalkınca dedik gidelim. Evde durulmuyor. Geldik baktık. Cemal abiyle Şahin abla da gelmişler. Allah razı olsunlar. Oldu mu şurada? Böyle yaptım bu sefer. Oldu. Tamam ya, nasıl bir sana yok. Sofrayı da alalım. Tamam. Arabadan. Ama şunu ben yapmam lazım. Yaparsın, ben daha yapacak işlerim var benim. Değil mi? Evet. Buradan otomobili geçer mi acaba? Araba mı? He. Ha böyle bu zaman burayı bırakın ha. Evet, çalışmaya devam. Çalışmaya devam şimdi usta. Tamam değil mi? Hatta sen şöyle bir taş bulsan da, bir taşa da yaksan. Neyi? Ateş. Nasıl taşa? Yer taş, ateş yapayım ya ben hani. Nerede? Burada taş bulunur, burası şey. Burada bulamazsın. Şöyle soframı da koyayım yere. Adam bu da bir ağır ki. Demiri var onun 2 kilo. Demir. Evet. Şu da sağlam olsun ya. Öyle bir yapmış ki bunu. Maşallah. Ya kuruyor şimdi. Evet. Ya kurdu. Ya kurdu. Şöyle yumurta getirdim arkadaşlar. Sizlere. Bir kadar yumurta mı? Evet. Yumurta haşlayacağım.
Bugün yumurta rösteyeceğim, patates kızartacağım. Değişiklik olsun dedim. Şöyle suyumu da alayım yanıma. Hem muhabbet edelim arkadaşlar, hem de şöyle karideslerimizi soyalım. Şu Hüsa da semaverini yaksın. Ondan sonra o da işini yapsın tabii ki. Ben de işimi yapayım. Oy. Hayat müşterek Melek Hanım. Hayat müşterek, evet. Şey yok. Tek kişiyle olmuyor. Tek kişiyle olmuyor. Tavukları filan da ziyan etmiyoruz. Hayvanlara götürüyoruz tabii böyle çıkanları. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bahçelerde ne yemekler yapıyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Yoruma yazın. Her gün insan ne yapacağını diyorsun yani, yarın başka bir şey yapayım, bugün bunu yapayım. Yani bayanlar bayağı bir sıkışıyor yani. Evet, evet, sıkışıyor. Ne kadar da evde yiyeceğin de olsa farklı bir şeyler yapmak istiyor insan. Yazın bana Melek Hanım, işte bugün bunu yapabilirsiniz. Biliyorsunuz dün pişi yaptım. Ondan sonra bugün dedim kahvaltıya patates kızartayım dedim. Hemen tavayı atacağız oraya. Şükrüs'te de ateşi üfleme Şükrü. Niye? Üfleme. Daha ben patatesi soymadım. Acele etme. O zaman yakmıyorum. Sen semaverin yak. Tamam. Semaveri ben şey gümlettim yani. Evet, sen semaverin yak. Orağı da ayağın altına koyma. Allah ha. Korusun. Yok. Elin, ayağın, kendin çok lazımsın Şükrüs'te. Değil mi? Sana bir şey olmasın. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Arkadaşlar buyurun gelin, yardım edin size, yardım. Bunu toplamaya yardım edin. Gelin sen direkt kovalıklarım yine. Allah'ım yarabbim. Dün de çok güldük arkadaşlar. Böyle yağlı ocak çıkmıştı. Önümüze çattı. Leyla'ya dedim mi kızım, o yağlı ocağı topla. Ayrı bir şeye koy. Onu giderken sen götür dedim. Yanlış değil mi? Babası da çuvala boşaltmış. Dolu sebep kova diye. Neyse dedi ki yarın telafi ederiz onu. Şimdi burada bitince bir başka bahçeye gideceğiz. Ondan sonra. O da sevindi canım benim ya. Melek abla fındık verdi bana diye. O annesinin yanına geldi buraya. Kayseri gelini kızımız. Ondan sonra. Neden vermiyor? Vereceğiz tabii arkadaşlar tabii ki. İnşallah. Yani vereceğiz, paylaşacağız. Her şey paylaşılmış güzel. Dedim hangi çuvaldıysa alın geri dedim ama annesi dedi ki yarın dedi toplarız dedi, olsun artık karışmış. Yapacak bir şey yok. Semaver de duman yaptı. Semaver duman yaptı. Semaveri tüttürdü. Olmuyor zaten. Olmaz. Kaşı da yaptım bak. Güzel yaptın. Çalı çirpi doldur ona şuraya. Baksana çallar burada. Kenarda bekliyor, yak beni diye. Yine bu fındık çallarını öyle kenarlara koyalım. Lazım oraya da baksana. Evet. Her şey lazım onun.
yapaydım. Çok güzel yandı ama patateslerim hazır olmadı. Ateş boş geçiyor ya. Bir ızgarası var. Bunun ızgarını yaptılar ya. Izgara şeyde kovanın içinde gördüm ben. Al orada. Tamam. Patatesin içi de kara kara çıktı. Başka bir çürük var işte. Yapacak bir şey yok. Her şeyde bir çürük çıkıyordu. Aynen. Çürük de tavaya atla taşa. Acık su koyduk içine. Şöyle temiz ama yine bir kaynalansa. Niye burası? Evet. Ne kadar malı mı oldu? Kaynasın, kaynasın. Az. Evet, patateslerim de güzeldi. Kıymaladım. Hemen bunları da yıkayım arkadaşlar şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Güzel. Şura. Şu tavanın suyunu su kurusun tava. Evet. Ben bunun suyunu süzeyim. Yağı da alıp geleyim. Tamam, oldu. Orada su dökeyim mi? Yeter yeter. Nerede ben alayım geleyim? Sepette. Tamam. Peçeti de getirebilirsin gelirsen. Evet. Şöyle patateslerimi de kıymaladım arkadaşlar. Güzelce. Küçük kudukta. Küçük mü? Hayır, küçüğünde o her şey onda ya. El birliğiyle yapacağız böyle. Yardımsız olmuyor. Getir sebedi yanıma buraya. Heh. Vay be, yanıma kırdı. Peçetemi de getireyim. Bir aşağıma da getireyim. Burada peçete de olacak büyük sebette. Tamam, bakacağım. Başka bir şey istiyor mu? Başka bir şey istemiyor. Peçete sadece. He. Hemen geldi. Hı-hı. Bunun ağzı sanki vakumlanıyor hemen. Nasıl şu usta? Abi yere kaldım onu. Şey yukarı. Sadece evet ben de sana onu diyecektim şu usta. Çünkü tavam aşağı doğru yamuluyor. Evet ben de ona baktım da buradan beton da kopuyor. Evet patateslerim arkadaşlar şöyle üstünün suyunu şöyle peçetemle alayım. Oldu bak. Değil mi? Evet. Oo, güzel. Güzel oldu gördün. Aynen. Biz de çağrı açmıyoruz bana kan. Gel bakalım. Hadi isterim daha kimseye sağlamak. Bunları ayarlayalım. Böyle.
Şöyle yumurtalarımız dışlarını bir yıkayacağım arkadaşlar. Kendi tavuklarımızın yumurtası. Merkan'ın yumurtaları yıkıyor. Evet. Bugün yumurta getirdim arkadaşlar evden. Dedim yumurta haşlayayım. Güzelce şöyle. Tavuklarımızın yumurtası. Evet, kendi tavuklarımızın yumurtası. Günde iki tane, bir tane. İki tane, üç tane, bir tane. Bazen böyle haftada denk geliyor dört tane. Ama yumurtayan tavuk almamız lazım, herhalde 5-10 tane. Ama benim heriklerim de gelecek yumurtaya. Geleceğini bilmiyorum da ona gelene kadar olmuyor ya. Heriklerim var iki tane ya. Şöyle günlük üç yumurta olsa bize yine yetiyor. Şu Avgora'na gelen sarı tavuklardan var ya. Evet. Kırmızı tavuk, onlardan alacağım ya. Onlar yumurtası daha fazla oluyor. Yumurtayı yıkadım. Şöyle şu yumurta döktüm arkadaşlar. Burada suyumuz var. Biraz daha su koyayım. Şuhru'sa da sağ olsun hemen taş getirdi bana. Buraya dedim yan tarafa yakalım Şuhru. Ateşimizi de dedim. Üç tane ateş bir yerde yanıyor arkadaş. Şöyle. Bugün. Menümüzde yumurta var işte bir şeyler Allah'a şükür. Kızartması. Göstereceğiz size arkadaşlar. Evet, şöyle tuz atacağım birazcık. Heh. Yumurta kırılmasın diye değil mi? Rahmetli annem öyle yapardı. Yumurtaları aldım arkadaşlar. Şöyle tabii tencereye koydum. Kaç yumurta var Melek Hanım? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Niye evet. Bir tane noksan? Gelmiş işte şurası. Bir tane. Bir kişi üç tane yesin canım. Hani. Tamam üç tane şey yesin. Evet. Şöyle onu da buraya koydum. Üç tane ben yiyeyim o zaman ya. Yok Cemal abiyiz. Sen benim yiyeceğim yumurtaları da ye. Haşlı yumurta yemiyor arkadaşlar. Alerji yapıyor. Yumurtanın beyazını yiyor sarılanı bana bırakıyor. Ben de diyorum o zaman. Ya benim yumurtamı elleme. Yiyeceksen tam yiy bu yumurtayı. Yemeyeceksen yeme. Yemeyeceksen tereyağında kır ye. Aslında tava getirseydim sana tereyağında yumurta pişirirdim işte. Olsun. Tavuğu getir. Tereyağı getir de tavuğu getirmedim çünkü usta. Olsun bir şey olmaz. Evet. Ya mıhlama tavası. Horasım da burada kızarıyor böyle. Şöyle tereyağımı getirdim aslında arkadaşlar. Evet. Şöyle horasımız da. Ağzına kapağını koydum. Şöyle gösterelim abi. Çapraz bırak. Çay suyumuz da kaynamak üzere. Yalısı tepeden çıkıyor. Yalı çıkıyor da bu fazla yalı göstermiyor. Duman yapmıyor değil mi? Duman. Ağzını kapatayım yine biraz kızarsın. Tuzunu atmadım daha arkadaşlar. Aslında yağsına tuz atacaktım ama o arada dalgınlığıma geldi. Hep böyle kızartma yaparken yağsına tuz atarım aslında. Bugün o dalgınlığıma geldi. Daha kızartma lezzetli oluyor o zaman. Nasıl? Kıvallarımız yanıyor. Ateşler yanıyor. Ben de şimdi masamı hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Uy, benim çay suyu kaynamış Melek Hanım. Demle. Vay, şuna bak. Kahve atıyor. Ben de Ben domates doğrayacağım çocuklar. Hava sanki yine bozdu gibi geliyor bana. Bozdu gibi geliyor. Ama güzel, bozsun daha iyi. Serin değil mi? Serin tabii daha güzel evet. Ama yarından sonra daha fazla sıcak olacak. Esas mı? 25-30 derece olacak. Gözler. Domateslerimi falan evde yıkadım arkadaşlar. Öyle getirdim. Kaç tane güzel yandı görüyor musun? Arkadaşlar çay demledim mis gibi. Oo. İş beni de iş.
Patatesin sabunu da soydum arkadaşlar. Yani bakayım patatesi. İyi olur. Evet. Tamam, bez al elin, elin evet. Yanına. Aha bez. Aha ha daha. İyi olur çocuklar. Şöyle ezmeden altını üstüne çevirelim. Heh. Altını üstüne çevireceğim. Ha öyle. Öyle işte çocuklar. Ezmeyeceğim. Yok sen alırsın böyle yapayım. Geleyim mi? Ben geleyim mi? Valla yok gelme gelme tamam. Gelmeyeyim mi? Yok yok gelme. Beni de istemiyor gelme diye. Oo. Nasıl kızardı bak. Kapat ağzını gerçekten kapağını hırpalama. Ha tamam hırpalama. Dağılmasınlar ha kibar olsun. Kibar kibar bitsinler. Tamam. Yumurtanın altını da yapsan. Kaynamaya başlamış mı yumurta? Oo, o da başlamış. O da başlamış. Kıkıramaya başlamıştım. Evet, yine altını da yak sen onu. Sen salatalık aldıydın, nereden lan? O şey neydi? Fasulyenin içine mi bıraktın? Evet. Öyle mi bıraktın herhalde? Sabah Şükrü'sle ikimiz pazara girdik arkadaşlar. Ben fasulye topladım. O da salatalık falan koparttı. Nereye koydun? Fasulye torbasının içinde olması gerekiyor. Nerede o? Kutukta mı? Arabada işte. Kilerde de, kilerde araba deme. Kilerde de diyor, araba deme diyor. Bir tanesini getirsen yeter şimdi. Fasulye istemedin mi? Yok yok, sade salat. Bir tane salatalık ha. Tamam. Gel gel gel, parası yanıyor bak. Maşallah. Ne güzel dolmuş değil mi arkadaşlar? Baktığınızda. Patatesleri yakmayalım mı? Patatesler yanmasın ha. Patates yanarsa onlarımız az kalmaz. Yapacaklarımı hep arabadan tek tek alıp yapıyorum tabii arkadaşlar. Şimdi istersen yumurtayı oraya koyalım, patatesi o tarafa alalım. Evet hanım, bu sanki piştiği gibi geliyor bana. Yok, haşır olmasın. Yumurta tavasını böyle sacağın üstüne koy şu usta. Bunu alayım buradan değil mi? Oradan onu al şimdi. Taşların üstüne onu koy. Elin yaktırma. Aferin. Hep senin mi aferin diyeceğim? Biraz da ben diyeyim değil mi? Aynen, dedi. Meleğim bu taş derdi. Bu tez yeter onu. Koy onu oraya şimdi. Taş derdi taş. Taşın üstüne yemek yapıyorlardı ya. Evet. Melek hanım bugün taşın üstüne de yapıyor. Heh, o da uğursun öyle. Evet salatalığımız domatesimizi doğradık. Güzeldi. Şimdi bardaklarımı falan getireyim. Sen istersen biraz kameramızı bekletmeye al Şükrü usta. Soframızı hazırlayalım. Ama arkadaşlar kızıyor beyletmeyi alınca. Kızmazlar. Arkadaşlar kızar. Ben daha şimdi başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim tabii ki. Sizden saklı değil. Hadi bakalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kınalının çökeliğinden çökeli de getirdim arkadaşlar. Evet Melek Hanım çökelik diyeceğiz ha. Getireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada tahtamız falan yok. Böyle. Ama şey evet. Gibi dilimleniyor mu? Paket gibi. Evet. Bunu taze yaptım da arkadaşlar. Tuzlu suya falan girmedi daha bu. Tuzlu suya falan girse daha güzel olur. Melek Hanım sanki şey var ya helva. Eskiden helvalar beyazlı olurdu helva. Aynen. Beyaz var ya beyaz helva. Hı-hı. Aynen onun gibi doğrusuna. Şöyle. Bir tabak şöyle kızartacağım arkadaşlar. Kınalı zabanın bana ters baktı biliyor musun? Niye de ama? Niye desene? Niye?
diye niye ters baktığını. Bana dedi niye elmiyi getirmedin? Sabahından kalktım orada yarım çuval elma vardı. Hepsini kesti doğradım bunlara, ona. Arkadaşlar yemin bile gittiğimiz bahçelerden hep onları elma falan topluyor böyle. Sabah da kalkıyor. Onları böyle güzelce dörde bölüyor. Ben de hamurların içine katıyorum onları böyle. Şöyle birer çanak birer çanak hamurların içine döküyorum onlara. O kadar güzel yiyorlar ki. Ama bir mutlu oluyorlar. Evet. Bu biçim. Evet, patatesimizi güzelce pişirdik. Evet Melek Hanım pişti. Tuzunu atacağım arkadaşlar şimdi. Çok tuz atmayacağım. Tansiyon hastası olan var. Dokunan var. Var var. Var, var. Yani onu bilerek tuzunu şöyle üstüne. Evet. Melek Hanım fazla atma. Yumurtalarımız da burada. Şöyle kaynıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Arkadaşlar yumurtalar. Evet. Yumurtalar birkaç saniye daha şöyle bir dakika kadar daha pişireyim. Yumurtalar göbek atıyor. Evet. Birkaç saniye daha pişireyim bunları da. Şöyle. Patateslerimiz güzelce pişti. Patatesin kalan yağsını arkadaşlar çökeliğe mi kızartacağım bunu? Şimdi ben yağı çok bol yağda olmasın diye tavada koydum böyle. Böyle hem kızartma güzel oluyor. O yağı da kullanacağım bir seferlik zaten. Evet. Yağsı bize kalsın. Yağsı yine de şimdi çökeliği bir kızartacağım. Evet. Hemen tavamı da koyayım. Yumurtalarımı alayım. Melek Hanım dikkat et. Bunun işi bitti. Yine gözün üstünde orada kaynıyor dursunlar değil mi Şükrü'sler? Tabii tabii. Azıcık tavamı ısınsın şimdi. Hemen çökeliklerimi de kızartayım. Zaten tava sıcak değil mi Melek Hanım? Az daha ısınsın ya. Tamam. Ha, oraya alırken yine de soğudu işte. Şükrü Usta. Şöyle. Melek Hanım çökelikleri kızartmaya başladı. Evet. Oo. Bunları da kızartayım güzelce. Raziye komşu da bahçede. Ona da bir sesleneceğim. Duyarsa tabii ki. Çaya çağıracağım onu da. Raziye! Bir kere duyurdum. Ama cevap verdi. Ses vermedi. Bir kere verdi. Demek bizim adamlara çağır. Şadi abla. Hadi buyurun. Buyurun buyurun. Tabii çökelikler de böyle ısıcak ısıcak yiyecekler arkadaşlar. Kuru olmayacak. Soğudu yine kuruyor. Şöyle yumuşacık oldular bakın arkadaşlar. Yur yumuşacık. Nasıl yaşıyoruz da? Kıpkırmızı kızardı ha şuna bak. Peynir gibi eriyor arkadaşlar inanın ki. Şuna bak. Şimdi sütle yaydığım açı oluyor. Evet.
Arkadaşlar fındık bitene kadar böyle. Tarlalar da. Tarlalar da böyle. Ne yapalım? Evet. Çaycı Melek Hanım. Baştan baştan. Başla. Cemal abi başla. Cemal abi. Hadi ötürüm beraber şuraya. Yumurta getirmişler bunu kapıya. Küçük kılıkta yumurta getirdim kırılmasın diye. Onu da getirmemişsin lan. Ötürüm kavanoza getirdim bahçeye. Yumurta kırılmıştı iki tanesi. Bir sebep yumurta gelmiş. Şadi abla da değil, gül mü yapacağım Melek Bey? Yeğenlerim bayramda bize gelmişler. Ben de bir tencere yumurta açtım. Mehmet Bey dedi, Şahinem'in oğlu biliyor ya. Hala dedi, ne var dedim, gül mü yatıracağım dedi. Bir kalabalık oğlum, ne yapayım dedim. Ben de sağ onun için diyeyim yani. Onun iki yumurtadan gül getiriyorlar demelden de. Evet, evet. 10 yumurta. 10 yumurta, 11 yumurta. Şöyle, bakalım. Ne aldım şu böyle? Şurası sen de buyur yerine al. Sebedemi de alayım burada. Şunu getirmedim onu Sadi abla. Yok canım ne demek. He öyle şey mi olur? Bende bir şey sığmış bak dün yine. Boyuna ben her gün bir şey sığmıyorum. Burada bir şey sığdım değil sormamış. Bende sığma bak. Sırdı bugün. Hani oldun beni ayağımı öldürdü aşağıda. Benim diye bu. Bu sınırda. O böcek ne böcek acaba? O görünmüyordu ama. Yok görünmüyor. Bir tatlı yine kaşını ya. Şekeri aldın mı Sadi abla? Ben aldım. Kim olalım sen? Cemal abi şeker kattın mı? Yok. Çökeli soğumadan ye. O ne? Çökeli kızartmış size. O ne? Çökeli? Çökeli. Soğumadan ye. Melan organik bir çökelikler. Evet. Tamam kaşı orada şeyler. Aha şu çay kaşı var. Sen niye çatalına karıştırıyorsun? Ya, biraz ya. Çoban işi biraz yapalım olur. Demiş. Ne sen var yani? Biz çobanlıktan yetişeceğiz ne demiş şu gün. Öyle demirler şurada. Aynen. Şeker. Leyla'nın. Şekerinle neresi iyi olan yok herhalde. Ben şekeri bırakalı tam 10 yıl oldu. Ay maşallah maşallah. Ben de 8 sene oldu değil mi? Çayın daha tadını anlıyorsun. Evet. Sende şeker var mı Leyla? Yok. Ne güzel işte içmiyor. Ben hayatı organik yaşıyorum. Çayı çay gibi içiyorum ya. Şeker evet. Atmıyorum, karıştırmıyorum hiçbir şey. Çay çay gibi içiyorum. Sen. Aynen. Nasıl olmuş Cemal abi? Güzel olmuş. Bundan Allah. Bazı kere kızartıyor. Ellerin sağlık. Buraya geliyor. Geliyor. Kombini de büyük. Sen Mahmut geliyor. Razıya razıya komşu. Fındık toplayalım onlara da bak. Anne ne Mahmut'un anları ya. Umurumu reddiye la oğlum geldik ya. Melahi'nin yanına gidiyor. Aha Mahmut da geliyor şimdi. Kızına. Kenan'ı Kenan'ı o da. Kenan mı? Evet. Ne o? Baza baza kadın değil mi? Yok. Bunu onlara Kenan'a vereceğim şunu. Ben pasta içerim pasta. Kenan ne yiyor? Kenan doğru yiyip Mahmut da yiyor. Kenan mı? Aleyküm selam. Videonuz iyi. Kenan hoş geldin paşa. Bu benim Kenan oğlu. Balı dedi. Arkadaşlar bazı hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Sen yine hoş geldin. Oğlum yok mu çocuğun yok mu? Bak. Otur Kenan otur. Samavar yakalım ya. Otur otur. Samavar çay içelim. Tamam. Bir tabağı mı senin geldi? Yemek yemeyecek misin? Yok. Aa. Kenan yemeyecek mi? Yeni yedik geldik zaten. Biz yeni yedik ya. Tavsiye al. Bir çay içeceğiz. Çayını. Bir
isim nasıl oluyor? Bizim şey şeyi yok herhalde. Alo. Sağ parayım ya Raziye. Hazır yemekleri yedin ne güzel. He? Hazır yemekleri yedin ne güzel. Bugün de hazırladım, çağırdım işte seni bak. Karnımız doktu, biz de geldik, geç geldik. Ben benim de çağırırsın, ne yer çaya buraya geldim. Duyduk, duyduk. Allah razı olsun. Bizim Raziye nerede diyorlar? Valla valla soruyorlar, ne diyorlar, olsuz olmaz diyorlar. Mahmut niye gelmedi çaya? Gelmez. Karnımız doktu zaten. Biz dedik hadi sizi kırmayalım. Kenan otur Kenan. Otur 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 bir şey olmaz. Biz arkadaşlar görsün de. Otur Kenan. Orada yazıyorlar. Razı olmadan olmuyor diye. Ha öyle otururum artık ya. Oo, bayağı da çay yapmışsınız ha. Evet. Var var var. Sen de gel soframıza gel. Otururuz ya. Otur gene de sofrada buyur. Belki yediğinden al. Raziye burada, Şaziye burada. Şaziye abayı da severim. Ben de severim de. Evet, çok severim. Arkandan bile konuş. Valla ben de severim. Benim kızım senin hastan olmuş. Aa. Seni oynarken görmüş. Ederim. Anne diyor, Pembeli abla bu köydeki en büyük favorim. Raziye bu diyor. Raziye. Sebep, Ursula'nın arkada burada niye kaşık aldı gelsene. Ne yapacaksın kaşığı? Siz de alın da. Kenan yiyecek mi sen lan? Yer yer. Yer yer yer. Yer getir, yiyecek gibi bahsede Kenan. Ben anladım onun dilinden. Tamam yesin ya. Ben samanlar çayını okudum diye geldim. Olsun ya, geldin yine boş. Sen Melek abla adın seslendin de bu. Dedim Kenan seslendi bana dedim. Aynen devam diyorsun. Kaşıktan getir, kaşıktan çatal az getirmişim. Ben çatal buldum. Kenan kaşığı yemekimiz zaten. Hmm. Şimdi bırak avliye bir kenara. Arkadaşlar. Oğlum. Arkadaşlar benim arkadaşım geldi bak. Allah yahu razı olsun. Zaten. Ben seni kırmadım ha. Onun bahçesi de ama yahoo derken yine aramızda 3-4 bahçe var. Var var. Yani göremiyoruz birbirimizi duyamıyoruz. Videoda aynı çağırdım böyle Allah razı olsun. Çayıma da buraya buyurdu geldi. Gel gel. Razı bir yere sığa. Rahat edemedim Razı'ya ya. Ayşe şey, çuval alacağım çuval al. Al al. Ondan sonra çok şükürler olsun. Allah'ım herkesin yiyeceğini yumurtayı bak Şadi abla bana çok getirmişsin diyordu. Bak herkese evet. Şimdi buradan yine yumurta nasip olacak. Evet. Gel hadi. Ay ben bile özlemişim ya. Organik öyle. Ha gel bugün dedim ben. Erçe takıl Sohri'yi özlemişim. Hazır mı yine? Hazır valla. Melih yemek yenmez mi? Ellerine sağlık. Gel ha. Valla ben semaver çayını özlemişim de gelmişim. Akşamleyin bu otel nasıl diyecek de anne yorgun olmaz. Semaver ya. Bu semaverci bu. Yatta çağırsaydın ya bizi gelirdi. Yine çağırırım. Ya yorgunluk ya. Hep yorgunluk. Akşam var ya nereye yatacak? Akşam kimse yiyordu bunlar. Ben akşam buraya hanımlara bakmaya gittim de. Öyle bir geldiğini duymadınız değil mi? O gece geldi buraya. Şahat atamazsın. Arkadaşlar çok sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi Raziye komşumla beraber bir de çay içeceğiz. Hem de muhabbet edeceğiz. Raziye dolu dolu selam söyle arkadaşlar. Çok yorumlarınızı okudum. Allah razı olur. Ben böyle yakın olduğuma kaçacağım yine. İnşallah. Bugün bizim burası son ama. Öyle mi? Bütün mü bura? He. Yokun defa kalıyor. Biz de öğlene gideriz burada. Öğlene ha. Kalmak. Gibi Kenan geliyor. Geldi. Biz Kenan gelene zor yerlere atarız. Kenan bu benim Kenan oğlum. Valla Tekirdağ'dan geldi. Çocuğum 2 yıldan beri gelemediydi. Allah bağışlasın. Evlendirdik. Allah torun Allah torba sahibi Allah. Oldu. Çocuğumuz küçüktü. Tamam. Oğlu var. Evli. Oğlu var. Oğlu var. Bir yaşında da oğlu var. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın. Seni gördüm.